Merhaba. YEDES Yapı Denetim Sistemi Hak Ediş Bilgilerinin Düzenlenmesi eğitim videosuna hoş geldiniz. Hak Ediş Bilgilerini düzenlemek için modül seçim panelinde bulunan Dekont ve Fatura Girişi butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda düzenlemek istediğimiz hak edişin bulunduğu yeri seçiyoruz. Örnek olarak ben Yağmur Karagöz'ü seçiyorum. Ve seçili YİP hak edişleri kısmında hak edişler listeleniyor. Buradan düzenlemek istediğimiz hak edişi seçip seçili hak ediş düzenle linkine tıklıyoruz. Düzenleme formunda istediğiniz düzenleme yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri hak ediş numarasıdır. Eğer hak ediş numarasını değiştirip kaydet butonuna basarsanız aynı hak ediş numarası önceden varsa günceller, yoksa yeni kayıt oluşturur. Burada bulunan hesaplamalar otomatik olsun kutucuğunu seçerseniz hesaplamaları otomatik yapar. Yani herhangi bir değişiklik yaptığınızda diğer tutarları da ona göre hesaplayıp öyle yansıtır. Kutlu seçili değilse bütün hesaplamaları size bırakır. Örneğin kutucuk seçiliyken herhangi bir değeri değiştiriyorum. Bu hak edişte gerçekleşen toplam oranı değiştirelim. Bunu 50 yapalım. Evet, Enter tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi diğer değerler de bu hak edişte gerçekleşen toplam orana göre değişiklik gösterdi. Eğer hesaplamalar otomatik olsun kutucuğunu kaldırdığımda dikkatli izliyoruz. 50'yi 30 yapıyorum ve gördüğünüz gibi herhangi bir hesaplamayı yapmadı. Bu hesaplamayı dilerseniz kendiniz yapabilirsiniz. Diğer önemli bir konu, bakanlıktan hak ediş çekiminde tüm veriler güncellik kutucuğu. Eğer bu kutucuk seçiliyse, bakanlıktan hak edişleri çektiğinizde program üzerinde yaptığınız bütün değişiklikler bu hak edişte kaybolacaktır. Bakanlıktaki hak ediş verileri aynen gelecektir. Eğer kutucuk seçili olmazsa bakanlıktan hak edişlerinizi çektiğinizde bu hak edişte herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu kısımdaki butonlardan ise hak edişi yazdırabilir, yeni bir hak ediş kaydı oluşturabilir, düzenleme yaptığınız hak edişi kaydedebilir ve hak edişi hesaplayabilirsiniz. Eğitim videomuzun sonuna geldik. Diğer eğitim videolarımıza ulaşabilmeniz için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.